maçın hakemi Yunus Eren son hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Galatasaray veteran maçı başlıyor sevgili futbol severler. Galatasaray lider durumda. Serkan uzun bir top attı. Kaleci Kerem kurtarıyor. Ayhan Akman. Evren tekrar Ayhan'a. Ayhan'ın pası. Ümit Davala içeri attı. Kaleci Recep'te kaldı. Ali Güneş. Serhat top istedi. Ali vuruyor. Top geri geliyor. Hızlı başladı maç. Ümit Davala. Ali Güneş. Erhan Albayrak. Kaleci Recep. Tekrar Erhan. Fikret, her iki takım da bana göre maçta ön plana çıkılacak oyuncular. Fenerbahçe'de Ali Güneş, Galatasaray'da Evren. Bakalım bundan sonraki dakikalarda performansları nasıl olacak? Takımlar açısından çok önemli bana göre. Ali Güneş'e. Hemen sağda Serkan var. Ali baktı arkadaşlarına. Erhan Albayrak. Ali. Ayhan bastırdı. Erhan. Recep. Erhan. Serkan Özsoy. Ergün. Evren. Evren plasayı vurdu. Son anda Erhan Albayrak ayak koydu. Top dışarı gitti. Atış kullanıldı. Ayhan'ın vuruşu. Ümit. Şimdi Serhat. Serhat Akın götürüyor. Gol! 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 Kadıköy'ün boğası. Golle başladı Fenerbahçe. Gol Serhat Akın. Çok form tuttu. Dördüncü maçında yine golünü attı. Serhat Akın topu alana gönderdi. 1-0 öne geçirdi Fenerbahçe'yi. Serhat Akın. İkinci dakikada Serhat'la geldi gol. Ergün. Ayhan'a. Ayhan bıraktı Ergün'e. Ergün vurdu. Serkan'dan döndü. Tekrar Ergün. Ergün çaprazda. Ergün pasını verdi. Serkan araya girdi. Top kalecide kaldı. Faul diyor hakem. Sevgili Murat Özer'e. Fikret Engin, futbol o kadar tuhaf bir oyun ki. Bak şimdi Kerem bundan önceki maçlarda, maçların başında hep Galatasaray'a moral veren, inanılmaz kurtarışlar yapan bir adamdı ve takımını ateşliyordu. Şimdi Kerem öyle bir hatalı gol yedi ki bu sefer Galatasaray'da bir moral çöküntüsü başladı. Kerem bu maçta bakalım bundan sonraki dakikalarda nasıl bir performans gösterecek. Bu çok önemli ama maça iyi başlamadı. Bu Galatasaray için çok büyük bir dezavantaj. Hakan Ünsal. Ergün'le paslaştı. Tekrar Hakan. Hakan. Ayhan'a. Ayhan Akman. Erhan karşıladı. Şimdi Ümit Karan yerde kalıyor. Oyunu durdurdu hakem. Atış Galatasaray'ın. Ayhan kullandı. Bekle diyor hakem. Fikret. Ümit Karan'ı aldılar oyuna, görüyor musun? Hemen bir forvet oyuncusu aldı. Galatasaray yanlış başladı ama. Amerika'ya yeniden icat etmeye gerek yok. Forvetsiz başlanmaz ki oyuna. Hemen Ümit Karan'ı aldılar. Evren kullanıyor atışı. Sarı kırmızılı takımda. Hakan Ünsal'a bir pas verebilir. Ayhan da hareketli. Ayhan da oynadı. Tekrar Evren. Evren'in pası Ümit Karan. Vurdurmadı Ceyhun. Serhat aldı. Şut. Gol! Köyün boğası şov yapıyor. Fenerbahçe 2-0 öne geçti gol. Serhat mükemmel vurdu ve topu alana gönderdi. İşte Serhat Akın harika vuruyor. Top köşeye gitti. Kerem çaresiz. Fenerbahçe 2-0 öne geçti. Sakarya'da Fenerbahçeliler ayakta. Fikret, Serhat Akın turnuvaya iyi başlayamadı. Fakat daha sonra inanılmaz bir açıldı ve takımının en önemli oyuncusu oldu. Bir golcünün neler yapacağını gösteriyor. Boşuna ona Kadıköy'ün boğası dememişler Fikret Engin. Şimdi Serhat tekrar Ceyhun'a. Hakan. Murat Erdoğan oyunda. Murat Erdoğan kaleyi denedi. Ali'ye çarptı. Sevgili Murat Özer'e ilk iki maçı kazanınca Galatasaray büyük bir favori olarak gösterildi ama 2-0 geriye düştüler.
Şimdi Galatasaray'da bir rehavet olmuş Fikret. Yani o turnuvada iki maçı kazanmak veya diğer maçları kazanmak. Şimdi Murat vuruyor. Kaleyi tutmadı. Onları bir rehavete sokmuş. Fenerbahçe'de inanılmaz. Sanki bu maçta yaşamış futbolcular. İki gündür bu maçta yatıp bu maçta kalkmışlar. O kadar diriler, o kadar istekliler. Futbolda istekli olacaksın. İstekli olmazsan başına mı gelir? Şimdi Ümit kazandı. Futbolun iki asırlık çınarının veteranları. Muhteşem bir maç ve durum 2-1 oldu. Ümit Karan Galatasaray'da golü atan futbolcu. Ümit Karan topu alana gönderdi ve Galatasaray farkı 1'e indirdi. Gol Ümit Karan. Ne dedik Fikret Engin? Forvet yok Galatasaray dedik. İşte Ümit Karan, işte golcü. Eğer gol atmak istiyorsan, rakibin hızını kesmek istiyorsan, rakibin defansına zor anlar yaşatmak istiyorsan forvetle oynayacaksın. Ümit Karan işte en güzel örneği, harika bir gol attı. Serhat kullanacak. Ceyhun. Erdal Bayrak kafayı vurdu direğin üstünden. Dışarı gitti. Kerem. Ayhan'a. Hasan Şaş Galatasaray'da oyunda. Ceyhun dışarı vuruyor topu. Fikret, Galatasaray belli ki bu maça iyi konsantre olmamış. Öyle başladı futbolcular, görmüyor musun? Ayhan, inanılmaz pas hataları yapıyorlar. Onun içinde Fenerbahçe üstünlüğü şu anda ele almış gözüküyor ama Galatasaray'ın artık oyunda dengeyi kurması gerek. Toparlar, çok oyunun başı da. Şimdi Murat Erdoğan. Ali, Hasan bastırdı. Ali Güneş, Ali Ceyhun'u attı. Ali Güneş yerde. Faul veriyor hakem. Ben için bu karşılaşmada sakatlığı nedeniyle yer almadığını sizlere aktaralım. Sevgili futbol severler, Burhan Celil ve Tarık Daşkın kenardaki oyuncular. Şimdi Ali Güneş çıktı yerine. Burhan Saatçıoğlu oyuna girdi. Fikret, baktığın zaman Galatasaray'ın kadrosu tek tek baktığın zaman Fenerbahçe'den daha iyi gözüküyor. Ama futbolda takım oyunu oynamak önemli. Şu anda Fenerbahçe takım oyunu oynuyor. Burhan bıraktı. Ceyhun. Şimdi Burhan. Murat Erdoğan bastırıyor. Burhan. Kaleci Kerem. Hasan topu attı. Ümit Karan gol durumunda. Vurdu gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Ümit Karan 2-2 oldu. Muhteşem bir görsel şov var. Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın unutulmaz yıldızları. Sakarya'da 5000 futbol sever ayakta. Deliler gibi çıldırıyorlar. Çıldırıyorlar. Tam 4 gol. Serhat Akın'ın gollerine Ümit Karan'la cevap verdi Galatasaray. 2-2 oldu maç. Fikret, Ümit Karan işini yaptı. Şimdi dinlenmeye çekildi. Kim girdi Ümit Karan'ın yerine? Papen Mustafa girdi. Şimdi Galatasaray'da daha dire bir forvet. Papen Mustafa girdi. Bakalım orası bir performans ortaya koyacak. 8 dakikada 4 gol var. Evren. Kaleci Recep. Erhan, Ceyhun'a, Burhan topu kaçırdı. Burhan, şimdi Evren, Hasan az önce harika bir asist yaptı. Evren çaprazda dışarı vurdu. Evren Turan tam 7 gol attı turnuvada. Ceyhun, Burhan, Evren ve Burhan mücadelesi. Top Ergün'de. Ergün götürdü. Papen boşta. Ergün yerde. Hakem faulü verdi. Hakem faulü verdi. Hasan top istiyordu. Ergün uğultudan duyamadım sesini diyor. Taraftarlar yerinde oturamıyorlar Sakarya'da. Fikret, şimdi Galatasaray oyunda dengeyi kurdu şu dakikalarda. Galatasaray iyi oynamaya başladı. Eğer Galatasaray bu iyi oyunu sürdürürse Fenerbahçe'nin işi zorlaşacak. Ve Galatasaray'da da Evren biraz ön plana çıkmaya başladı. Bu çok önemli. Atış kullanılacak. Üçlü baraj. Evren geliyor. Evren! Kaleci Recep dışarı attı. İnanılmaz bir seyirci var şu anda. İğne atsan yere düşmeyecek şekilde tribünler. Harika bir atmosfer var Fikret Engin. Her şey çok güzel. Ergün. Hasan. Hasan Şaş, Ceyhun, Burhan, bırakmadı Evren. Evren Hasan'a, kaleci Recep kontrol etti.
Ceyhun. Serhat. Eren Albayrak. Ceyhun. Serhat Akın. Eren. Şimdi Serhat. Serhat şut pozisyonu. Burhan atmak istedi. Şimdi attı. Burhan! Direği sıyırdı, gitti dışarı. Fikret, inanılmaz bir maç oluyor. Koro kor mücadele. Futbolcular tekmeye kafa uzatıyorlar. İnanılmaz yani. Süper Lig maçlarından 1000 kat daha iyi ya. Şimdi Recep. Serhat Akın. Murat bastırdı. Serhat bırakmıyor. Hakem oyunu durdurdu. Serhat'a yapılan müdahale. Faul. 2 gol attı. Serhat Akın. Ceyhun. Önü kapalı. Fenerbahçe şu ana kadar Celil'i kullanmadı. Sağ kenarında Celil Sağar. Serkan! Son anda çizgi üzerinde Ergün Pembe. Son anda müdahale etti Ergün. Kerem bu gece iyi başlamadı. Şansı da yaver gitmiyor. Şut yerden. Burhan. Ayhan. Murat. Hasan Çağış. Hasan. Önü kapattı. Hemen Erhan. Hasan Çağış. Kaleyi denedi Papen. Dışarı gitti. Şimdi yerden vuruş. Erhan. Maçlar 25'er dakikadan 2 devre oynanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın veteranları, Türk futbolunun unutulmaz yıldızları salon turnuvasında kozlarını paylaşıyor. Şimdi Murat vurdu. Arkada Serkan. Celil oyunda Fenerbahçe'de. Beklenen oyuncu. Celil. Celil götürdü, pasını verdi. Burak gol durumunda. Kaleci Kerem mükemmel kapattı açıyı. Kerem yavaş yavaş kendine gelmeye başlayacak herhalde. Celil. Son hareketi çok iyiydi Fikret. Elinde oynama itirazları, oyun devam etti. Ümit Karan topu aldı. Boşta sağ kanattan Muratlar. Gidemedi. Serhat Akın taktik bir faul yaptı. Serhat Akın'daki hırsa bak. Hem takımını gol yollarında ateşlemeye çalışıyor, hem defansına yardım ediyor. İnanılmaz. Nasıl bir tempodur bu? Aklım sırrı vermiyor Fikret Engin. Evren bıraktı. Ergün topun gerisinde. Ergün. Burhan'a çarptı ve dışarı gitti. Ateş kullanılacak. Arkaya doğru Serkan. Kaleci Kerem çıktı. Şimdi Ergün. Ayhan. Ümit Karan yerde. Devam diyor hakem. Celil. Celil topu kurtardı. Celil. Celil vurdu. Kaleci Kerem. Serhat boştaydı. Kaleyi denedi Celil. Ayhan bıraktı. Evren. Şut pozisyonu. Erhan kapattı. Kerem. Ergün. Fikret, Galatasaray daha iyi oynamaya başladı şu dakikalarda. Galatasaray oyundaki üstünlüğü ele aldı bana göre. Serhat. Çünkü Galatasaray'da daha iyi top yapan oyuncular var. Yani topa daha hakim olan oyuncular var. Fenerbahçe'de o kadar topa hakim olan oyuncular olmadığı için Galatasaray top yaptığı zaman rakibini bunaltıyor. Ümit Karan geçemedi rakibini. Bir faul bekledi. Devam dedi. Yunus Eren maçın hakemi. Şimdi Ayhan topu aldı. Ayhan. Faul kararı var. Erhan Albayrak yerde kaldı. Hakem şu ana kadar iyi Fikret. Yani hakem şu ana kadar oyunu iyi yönetiyor. Herhangi çok önemli bir hatası olmadı. Şu ana kadar gayet başarılı. İnşallah nazar değmez hakeme. Ateşe kullanacak. Fenerbahçe. Ali doğrudan kaleye vurdu. Hasan Çağış. Hasan. Hasan'ın şutu. Mükemmel çıkardı Recep. Harika.
Harika vurdu Hasan. Hasan Şaş. Hasan kullandı. Hasan vuruyor. Dışarı gidiyor. Hasan Şaş. Hasan inanılmaz vurdu. Recep de inanılmaz çıkardı. Birbirlerine nazire yaptılar adeta Fikret Engin. İşte Hasan Şaş'ın şutu. Ve kaleci Recep bu refleksle dışarı attı topu. 15. dakika. 2-2'lik beraberlik var. Ayhan. Ayhan. Evren. Ümit Karan. Ümit Karan. Ayhan gol. Dönen topu tamamladı Ayhan Akman. Galatasaray öne geçti. 3-2 öne geçiyor Galatasaray. Lider Galatasaray 3-2 öne geçiyor. Dönen topu tamamlıyor Ayhan Akman ve durumu 3-2'ye getirdi. Tekrar izliyoruz. Top dönüyor. Ayhan vuruyor ve topu ağlara gönderiyor. Sevgili Murat Özer'e çok güzel bir gol oldu yine. Fikret Engin, şimdi Galatasaray'da demin de söyledim. Topla daha iyi oynayan oyuncular var. Onlar devleşince Fenerbahçe takımı çöktü. Demoralize oldu yani. Fenerbahçe takımı bu kadar Galatasaray'ın pas yapması karşısında demoralize oldu. Galatasaray şu anda çok iyi oynuyor. Celil'e araya girdi Murat. Kerem. Hasan Şaş. Serhat. Oyunu durdurdu hakem. Serhat Akın 2 gol attı. Fenerbahçe 2-0 önde başladı. Ümit Karan 2 gol attı. 2-2 oldu maç. Ve Ayhan'ın golüyle Galatasaray öne geçti. Hakan Ünsal'ın pası Murat Erdoğan çaprazda. Murat topu çeviriyor. Ümit Karan koştu. Ümit Davala şimdi. Ümit Karan'a bıraktı. Geriye döndü Ümit Karan. Hasan. Hasan Şaş. Fenerbahçe tüm hatlarıyla geride. Hasan yerden oynadı. Murat Erdoğan paslaşıyorlar. Geride Hakan Ünsal, Ümit Davala. Şık paslaşmalar var. Fikret, onu söylüyorum işte bak. Galatasaray o kadar iyi top yapıyor ki şu anda. Şimdiye kadarki maçlarda Galatasaraylı futbolcular bu özelliklerini... Hasan Şaş! Hasan Şaş topu alana gönderiyor. O da müthiş bir top tuttu. Herkes Hasan'a koştu. Hasan'a koştu. 4-2 oldu. 2-0'dan 4-2'ye getirdi Galatasaray. Gol Hasan Şaş'la geliyor. Hasan Şaş topu ağlara gönderiyor ve durumu 4-2'ye getiriyor. Tekrar görüntüye geliyor Hasan'ın golü. Fikret, onu söyledim laf yarım kaldı. Yani Galatasaray takımı o kadar iyi top yapıyor ki, o kadar iyi top yaptığı için Galatasaray takımı, Fenerbahçe şu anda krake durumda yani Fenerbahçe takımı. Fenerbahçe takımının da top yapan oyuncularla Galatasaray'ın bu etkinliğini sona erdirmesi lazım. Ayhan, Papen Mustafa, araya giriyor Fenerbahçeliler. Erhan, Serkan, Evren ve Ümit bastırdı. Hakem oyunu durdurdu. Faul Fenerbahçe'nin. Erhan Albayrak, Ali Güneş. Geriye döndü. Recep. Top dışarı gitti. Fikret, şu anda Fenerbahçe'de İyi bir Tarık ne iş yapar? Yapmaz mı sence? Fenerbahçe'de şu anda top yapacak evet, adama ihtiyaç var. Ceyhun şu ana kadar gerçek performansını ortaya koyamıyor. Celil'i de çok fazla kullanmıyorlar. Ama Celil çok iyi top yapmıyor. Celil driplikle gidiyor. Tarık'ın orta sahada Fenerbahçe'ye katkıda bulunması lazım. Arkada Serhat topu aldı. Serhat pas verecek, arkadaşını aradı. Serhat Akın. Serhat vuruyor. Şimdi Ali'nin önünde kaldı. Ali vuruyor. Top geri geldi. Serhat vuruyor. Erhan dokundu. Serkan vurdu. Olmadı. Olmadı. Serhat. Sakarya'da taraftarlar çok keyifli bir maç izliyor. Ayhan. Ayhan. Hakan. Ayhan'a. Ayhan. Ayhan Akman. Top geri döndü. Ayhan vurdu. Olmadı. Tempo artıyor. Serkan şimdi aldı. Serhat ileride. Ceyhun ileride. En sağda Ali. Ali Güneş vuruyor, Kerem dışarı atıyor. Harika bir tempo. Fikret, bak ben sana bir şey söyleyeyim. Fenerbahçe'de... Ceyhun! Top dışarı gitti. Fenerbahçe'de Ali Güneş ve Ceyhun'un temposu düştü. Galatasaray'da da bütün futbolcuların temposu sürekli artıyor. E ne olacak sonuçta? Galatasaray daha iyi performans gösteriyor. Hasan Şaş. Ergün. Ümit Davala. Evren. Murat Erdoğan. Evren. Mustafa bıraktı. Murat Erdoğan.
Ümit Davala. Ergün. Serhat. Burhan. Bırakmadı. Evren Turan. Faul bekledi Burhan. Ümit Davala. Murat Erdoğan. Ergün. Ümit. Tekrar Ergün'e. Ergün götürüyor. Top Serhat'ta kaldı. Kaleci uzaklaştırdı. Faul diyor hakem. Serhat yerde. Fenerbahçe, Fikret Engin, Baliç'i çok arıyor şu anda. Baliç'in yokluğu Fenerbahçe'yi bir hamle geri atmış. Elver Baliç sakatlığı nedeniyle yok Fenerbahçe'de. Şimdi Baliç'in olduğunu düşünsene şu anda. Baliç'in olduğunu bir düşünsen. Bir artık atacak. Bir artı değil, 10 artık atacak. Ceyhun. Serkan. Şut attırmadılar. Erhan Albayrak top geri geliyor. Erhan. Ümit Karan. Hasan Şaş. Ayhan. Ayhan. Ümit Karan. Top geri döndü. Ümit. Bir anda anlaşmazlık oldu. Top dışarıda. Karan. Ayhan. Ümit. Kaleci Recep. Hasan Şaş. Burhan. Faul. Fikret. Hani pasla rakibi boğarlar ya. Nasıl Barcelona oynadığı maçlarda pasla rakiplerini boğuyor. Bu akşam da Galatasaray. İnanılmaz bir pas trafiği yaşıyoruz Galatasaray'da. Serhat. Fenerbahçe'nin çok iyi pres yapması lazım. Fenerbahçe'li futbolcuların biraz daha atik davranmaları lazım. Ayhan. Ayhan vuruyor. Top dışarı gitti. Ayhan Akman son ayakla vurdu. Dışarı gidiyor. İlk yarıda artık son 3 dakikaya giriyoruz. 4-2 önde Galatasaray. Burhan. Faul. Tekrar görüntüye geliyor. Burhan'ın faulü. Bak şimdi hakem oyunu durdurmadığı zaman Premier Lig hakemleri gibi oluyor Fikret. Oyuna heyecan katıyor. Ama şimdi lüzumsuz yerlerde oyunu durduğu zaman da oyunun temposunu boşu boşuna düşürüyor hakem. Hakem devamlı hareket edecek. Bu pozisyonda taban var. Hayır ama yani çok mühim bir foul değil. Yani bu sahada artık yani futbolda da böyle evet. En ufak şeyde foul verilmez ki. Ergün. Hasan çaprazdan. Top dışarı gitti Hasan Şaş. Erhan Albayrak. Serkan Özsoy. Ceyhun. Erhan. Erhan. Hasan'dan Erhan dışarıya gitti. Görüntüye geliyor Erhan Albayrak. Hasan Şaş. Serkan. Ali. Ali'nin pası Ceyhun'a. Ceyhun. Ceyhun. Murat Erdoğan'dan geri geldi. Ateş Fenerbahçe'nin. Serhat. Serhat Akın, Serhat Akın, Serhat gol pozisyonu, Ceyhun gol! Gol, gol, gol! Gol Ceyhun, Ceyhun 4-3 oldu. Fenerbahçe maça yeniden tutundu. Ceyhun Eriş topu alana gönderiyor. Gol Ceyhun'dan geliyor. Tekrar izliyoruz. Sevgili futbol severler, Fenerbahçe'nin veteranları durumu 4-3'e getirdi. Bir kez daha görüntüde Ceyhun dokundu topu alarda. Serhat Akın'ın pası, Ceyhun golü attı. Bu çok önemli bir gol. Bu dakikada gol gelmesi. Şimdi Galatasaray'ın devreye iki farklı falan içeri girmesi. Zaten Fenerbahçe demoralize olmuş. Galatasaray sizden büyük avantajdı. Ceyhun'un bu golü çok önemliydi Fenerbahçe açısından. Tarık oyuna girdi bu arada sevgili Murat Özer'e. Kim girdi? Tarık Taşgün. Evet Tarık. Murat Erdoğan. Hakan. Bana göre çok geç oldu bu Tarık'ın oyuna girmesi Fenerbahçe için. Biraz sakatlığı çok... vardı ondan dolayı ama da oynatmıyorlardı. Sakatlığı varsa şimdi nasıl girdi? Sakat olan oyuncu şimdi de giremez. Bizim de zaten bandanaşla oynuyor.
Sakat olan oyuncu kadroda olmaz. Kadroda olan adam ayağı kırılsa da oynayacak Fikretengin. Hasan'a. Evren gidemedi. Faulle durduruyor Fenerbahçe'de Ali. 2 dakikalık bir ilave oldu ilk yarıya. 4-3 durum. Şimdi çok ilginç Fikret. Fenerbahçe devreye berabere de yapıp girebilir. İki farkı da içeri girebilir. Bakalım, çok enteresan. Murat Erdoğan topun gerisinde. Fenerbahçeliler baraj kuruyor. Erhan Albayrak ve Tarık. Murat Erdoğan ve Hakan Ünsal topun gerisindeki isimler. İşaret verildi. Murat Erdoğan. Top geri geldi. Mustafa Kocabey. Evren Mustafa'ya çarptı. Erhan uzun bir top attı kaleci Kerem'e. Kerem'in yanında Evren. Hakan. Ayhan. Murat. Ayhan'a. Ayhan. Necip son anda dokundu. Araya giriyor Erhan Albayrak. Erhan'ın pası. Tarık kontrol edemedi. Papen Mustafa'nın pası. Ayhan çaprazda çeviriyor. Erhan kesiyor. Bir uzun top şimdi. Tarık hareketli. Ceyhun boşta. Tarık vurdu. Kaleci Kerem'de kaldı. İzin vermiyor Kerem. Galatasaray geliyor. Mustafa. Ayhan. Papen. Olmadı Ayhan. Dışarı gitti. Dışarı gitti. Recep'in itirazları. Kaleci Recep. Erhan Albayrak. Fikret. Tarık yanlış yerde kullanıyor Fenerbahçe. Tarık önde oynamaz ki. Tarık ortada oynayacak. Top alacak, top verecek. Yani biraz kendini zorlayacak. Tarık ileride fazla faydalı olamaz bana göre. Şimdi Ali. Ümit Davala. Ve ilk yarı sona erdi. Harika bir tempo vardı. Tam 7 gol izledi futbol severler. Sevgili seyirciler, Sakarya'da ikinci yarının ilk düdüğü geldi. Galatasaray başladı. İlk yarıda tam 7 gol. Fenerbahçe 3, Galatasaray 4. İlk yarının skoru. Ayhan. Evren yerde, faul diyor hakem. Şimdi burada sana katılıyorum. Top Galatasaray'dayken oyunu kesmemesi lazım hakem. Avantaj hakkını kullanması gerekiyor bence. Herhalde yani. Premier Lig'de görmüyor musun? Öyle kesmiyorlar sürekli topu. Bir de Galatasaray ilk yarıda düştüğü hataya düşmedi Fikret. Farkındaysan Ümit Karan da başladı. Ergün yok. İlk 6'da Ergün yok, Ümit Karan var. Ayhan kullanıyor sevgili seyirciler atışı. İşaretini verdi hakem. Ayhan Akman. Ayhan. Evren. Erhan. Burhan. Faul diyor hakem. Erhan Albayrak. Kaleci Recep. Burhan. Recep uzun bir top attı. Hakan. Hakan. Hakan Ünsal. Ali geriye bıraktı. Serhat vuruyor. Dışarı gitti. Serhat Akın dışarı gitti. İnanılmaz vurdu Fikret. Gol olsa muhteşem bir gol olacaktı. Kaleci Kerem. Uzun bir top attı. Top dışarıda. Şimdi Burhan. Erhan Albayrak. Serhat. Ümit. Ümit Davala. Serhat. Evren. Evren. Fenerbahçelerde kaldı. Serhat gol durumunda. Serhat kaleci. Kerem. 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 Bravo. Çok güzel bir refleks yaptı. Ayhan. Ayhan pasını verdi. Evren vurdu. Harika bir kurtarışta kaleci Recep'ten. Bir bravo da Recep'e. Recep de bu akşam çok iyi Fikret.
Zaten turnuva başladığından beri her kaleci iyi. Kötü kaleci yok. Hiçbir takımda kötü kaleci yok. Hepsi iyi. Ayhan. Evren. Ayhan. Ayhan Akman. Evren Turan. Şimdi Ümit Karan. Top kaleci Recep'te. Baktı arkadaşlarına Recep. Erhan'la oynadı. Erhan Albayrak. Recep. Tekrar Erhan. Erhan'ın pası. Ali pasını verdi. Gol durumu. Serkan giremedi. Oyun devam ediyor. Karşı atak. Şimdi Hakan Hüsnü. Solda Hasan. Onu attı Hasan Çaş. Çapraz Hasan. Hasan çevirdi. Gol. 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 Ümit Karan. Ümit Karan. Ümit Karan. Hat-trick yaptı. Ümit Karan hat-trick yaptı. Ümit Karan gol attı. Şimdi durum 5-3 oldu. Gol Ümit Karan. Serkan'ın pozisyonu devam ettirdiği Fenerbahçeliler itiraz ediyor ve sarı kart çıktı. Sarı kart çıktı. Şimdi orada tabii ki hakemin kararına saygı duyulması gerekiyor. Orada Fenerbahçeli futbolcular itiraz ediyor ama orada bana göre çok önemli bir hareket yok. Galatasaray da döndü ve golü buldu. Ümit Karan topu alana gönderdi. Erhan Albayrak sarı kartı gördü. Bir kere Türk futbolundaki en büyük sıkıntı bu Fikret Engin. Futbolcular pozisyona göre duruyorlar. Durmayacaksın. Hakem devam ettiriyorsa devam edeceksin. Niye durup da konsantrelerini bozuyorsun? İşte konsantre bozulunca da sonuç bu oluyor. Yani hakem her pozisyonu vermek zorunda değil. Vermeyebilir. Murat. Serhat yerde. Faul kararı. Topun gerisinde iki Fenerbahçeli, Ali Güneş ve Serhat Akın. 5-3 durum. Kaleye bir vuruş, direkten döndü. Burhan ve sarı kart Kerem. Kerem gördü sarı kartı. Şu anda buranın etrafında oyuncular. Az önce Ali Güneş'in vuruşunda top yan direkte patladı. Sonrasında Kerem'in müdahalesi ve sarı kart gördü kaleci Kerem. Doğru karar Fikret Engin. Hakemin kararı burada doğru. Yani Kerem kontrolsüz girdi rakibe Buran'a. Onun için de karar doğru. Tekrar istiyoruz. Atışı kullanacak Fenerbahçe. Serhat. Otursa. Serhat Akın topun gerisinde. Serhat kullandı. Ali. Dönen top. Ali vuramadı. Celil arkaya gitti. Erhan. Kaleci Recep. Recep'ten Erhan'a. Erhan'ın pası. Celil hareketli. Hakan Ünsal. Kaleci çıktı Kerem. Kerem'e yapılan müdahale. Görüntüde Serhat Akın. Tekrar izliyoruz. Kaleci Kerem. Ve faul. Hasan Şaş. Ergün. Hakem üst üste iki tane doğru karar verdi Fikret Engin. İki karar da doğru bana göre. Yunus Eren maçın hakemi. Ali. Ali vuruyor. Top geri geldi. Erhan Albayrak ve faul. Atış Fenerbahçe'nin. Celil kullanacak. Hasan'ın parmakları çıktı diyor. Arkadaşlarımız. Atış kullanıldı ve gol oldu. Şimdi 5-4 oldu Ali Güneş. Topu alana gönderiyor Ali Güneş. Ve Fenerbahçe farkı yeniden bire indirdi. İnanılmaz bir defans hatası. Galatasaraylı futbolcular, iki futbolcu rakibe temas bile etmiyorlar. Seyrettiler film seyreder gibi. Oscar kazanmış film seyreder gibi seyrediyorlar. Rakip de geldi vurdu. Bu kadar kolay gol yenilmez. 32. dakika. Fenerbahçe oyuna yeniden tutundu. Ayhan. Ergün.
Ümit. Ergün uzun bir top attı. Erhan. Kaleci Recep. Şimdi Celil Sağır. Ali. Erhan. Pes yaptı Murat Erdoğan. Ali Güneş. Serhat'a, araya giren Ergün. Burhan. Celil. Erhan müdahale etti. Burhan. Şimdi Serhat. Topu çevirdi ama Ali Güneş çok geride kaldı. Kaleci Kerem. Murat. Ergün. Ümit. Fenerbahçelilerde. Ali vurdu. Top geri döndü. Celil dışarı attı. Çok müsait bir pozisyondu sevgili Murat Özer'e. Çok müsait Fikret Ekin. Gerçekten inanılmaz. Yani bu pozisyonun gol olması lazım. Celil gibi bir oyuncunun bunu gol yapması lazım. Ümit Davala. Fenerbahçe, Fikret orta sahada. Fenerbahçe düşüyor. Bak şimdi Ceyhun'u kullanmıyorlar mesela. Şu anda Ceyhun'u kullanmaları gerekiyor. Tarık'ı kullanmaları gerekiyor. Fenerbahçe'nin orta sahada etkili olması için bu oyuncuları kullanması gerekiyor. Ama kullanmıyorlar nedense. Recep. Ergün. Ergün pembe. Burhan Saatçıoğlu. Serhat Akın. Serhat. Ceza alanında Celil boşta kaldı. Ali dışarı vurdu. Ali Güneş çok müsait bir pozisyonda. Fenerbahçe tempoyu arttırdı. İyi oynamaya başladı. Ama bu sefer de Fenerbahçe'nin futbolcular gol kaçırma yarışına girdiler adeta. İki tane %100'lük gol. Bu gollerden iki pozisyondan biri gol olsa Fenerbahçe moral verecek. Ümit Karan, Ayhan attı. Burhan kesti. Ali. Serhat Akın, top dışarıda. Galatasaray defans hata yapıyor. Fenerbahçe'nin futbolcular bu hataları değerlendiremiyorlar. Ümit Davala. Ayhan. Ümit Karan bıraktı. Ergün vuruyor. Top geri geldi. Celil'in önünde kaldı. Celil Sağır süratle geliyor. Celil geliyor. Celil. Celil. Serhat da oynadı. Serhat bıraktı. Ali vurdu. Çaprazdan Kerem. Sonrasında Ergün araya girdi. Ergün. Kerem. Ümit Davala'ya attı. Ayhan. Tekrar Ayhan. Ayhan bıraktı. Evren. Kaleci Recep. Harika çıkardı. Ya inanılmaz. Turnuvaya bu kaleciler damgalarını vurdular Fikret Engin. Bu kadar olur mu? Bu kadar her kaleci de iyi olur mu? İnanılmaz. Formsuz kaleci yok. Hepsi formda. Hakan. Ayhan. Ayhan Akman. Hakan Uşal vuruyor. Kaleciler önünde Ümit Karan vurdu. Gol. Topu alarda. Ümit Karan Show. Ümit Karan Show. Dördüncü golünü attı. Ümit Karan. Top filelerde. Fikret Engin. 6-4 oldu. Ümit Karan'ın golü tekrar görüntüye geliyor. Köşeye çok sert vurdu. Hani doğuştan golcü derler ya. İsterse bir golcü 100 yaşına gelsin yine golcü kardeşim. İşte Ümit Karan. Doğuştan golcü. Öyle güzel kokluyor ki gol pozisyonunda nerede duracağı ne kadar önemli işte. Nerede duracağı harika yerde durdu ve bitirici vuruşu yaptı. Erhan. Maç çok hareketli, tempolu, keyifli, bol gollü, harika bir atmosfer. Tribünler bir an için yerine oturmuyor. Muhteşem bir futbol şöleni. Şut olmadı. Şimdi sol tarafa. Erhan pasını attı. Ümit Davala. Evren. Hakan. Fikret. Evren. Fenerbahçe takımının bir şok yapması lazım. Yani bir şok. Fenerbahçe'ye şu anda bir şok gerekiyor. Bu şok nedir? Tarık girecek, Ceyhun girecek, bir şeyler yapacaklar, bir şok olacak. Şimdi gol pozisyonu var. Serhat vurdu, kaleci çıkardı. Serhat Akın arkaya düştü. 10 gol izledi futbol severler. Şu dakikaya kadar 37. dakikadayız. Normal sürede son 13 dakika. Celil topu aldı. Burhan oynadı. Burhan'dan tekrar Celil'e. Celil çaprazda kaleye vurdu. Hakan Ünsal topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe zorluyor. Zaten zorlaması da gerek. Erhan ceza alanına ayak koyuyor da pas. Burhan şut çarptı. Burhan vurmadı. Pas verdi. Serhat vurdu. Hasan'dan döndü. Burhan tekrar kademeye girdi. Aldı topu. Çevirmeye çalışıyor. Murat Erdoğan da kaldı. Murat'ın pası Hasan'a. Hasan Şaş. Evren.
Ümit Karan, Evren attı, olmadı. Recep, Serhat gol durumunda. Kaleci Kerem. Murat Erdoğan uzaklaştırdı. Recep, Celil Sağar, Duran. Fenerbahçe vitesi birden ikiye attı. Bakalım ne olacak. Erem Albayrak çaprazdan vuruyor, kaleci Kerem. Hakan Ünsal. Biraz daha sakin diyor Galatasaraylılar. Murat Erdoğan. Fikret, Galatasaray takımı karşısında çok fazla yani yenik durumda olmayacaksın. Çünkü pas yaparak seni daha beter boğuyorlar, anladın mı? Galatasaray'ın karşısında öyle iki farklı falan mağlup duruma düşersen dağılırsın. Fenerbahçe'nin kesin bir gol bulması lazım bir an önce. Hasan Şaş'a yapılan müdahale faul. Serkan Özsoy faulü yaptı. Hasan da form tuttu gerçekten de. Şimdi Evren, Murat Erdoğan, Hakan Ünsal. Hakan Ünsal kaleye vurdu. Dönen top Murat Erdoğan. Tekrar Hakan'a. Ümit Karan, Evren. Recep boşa çıktı, sakatlandı. Yerde kaldı Evren'in. O noktada bir müdahalesi. Çok önemli bir durum yok. Hemen ayağa kalktı, oyun başladı. Top arkaya düşecek. Hakan Ünsal. Papen kontrol edemiyor. Atış Fenerbahçe'nin. Erhan kullandı. Burhan. Şimdi tekrar Erhan'a. Erhan'ın pası da Ceyhun. Eriş topu aldı. Ceyhun. Evren bastırıyor. Ceyhun geri dönmek zorunda kaldı. Hatalı bir pas olabilir. Kaleci Recep riske atmadı. Topu ileri gönderiyor. Fikret, Fenerbahçe şu anda hem yoruldu biraz hem de Galatasaray çok iyi top yapıyor. Şimdi Fenerbahçe'nin bu kadar top yapan Galatasaray'ı durdurması için bir oyuncu değişikliği şart, bir şeyler yapması şart. Ama Fenerbahçe aynı sistemde devam ediyor. Bu şekilde giderse Galatasaray'ı durduramaz. Mustafa Koca Bey bıraktı. Hasan Çaş. Ayhan'a. Ayhan. Ergün. Ergün. Şimdi gol pozisyonu var. Son anda müdahale geliyor. Burhan. Oyunu durdurdu hakem. Yunus Eren oyunu durdurdu. Ayhan. Pasında Hasan. Hasan'ın pası. Gol durumu Papen. Atamadı. Recep açıyı kapattı. Papen Mustafa. Erhan Albayrak. Kaleci Kerem güzel kurtardı. Ayhan tempo. Tempo çok arttı. Hasan Bosta. Ayhan gidiyor. Ayhan vuruyor. Gol. 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 Ayhan Akman'dan geliyor gol. Ayhan Akman 7-4'e geçirdi maçı. Ve koparıyor maçı. Koparıyor maçı. Doğru mu söylüyorum Murat Özer'e? Fikret Engin. Recep daha ne yapsın kardeşim? Bir kaleci. Bu kadar rakip üstüne geliyor, geliyor, geliyor. Kaleci de ne yapsın yani? Bu kadar da Recep'in üstüne yüklenmek de hata bana göre. Recep olmasa zaten şu ana kadar Galatasaray farkı 3-4'e 5'e çıkarmıştı. Fenerbahçe'nin futbolu... Şu anda zaten 3 fark var. Yani 4'e 5'e çıkmıştı yani. Daha fazla açılmıştı. Yani Recep'e dua etsinler. Fenerbahçe takımı çok kötü oynuyor şu anda. Yani Galatasaray'a teslim olmuş vaziyetler. 7-4 durum. Bakalım son 10 dakika bizlere neler gösterecek. Bir de Galatasaray takımı şu anda devleşti Fikret. O kadar iyi top yapıyorlar ki. Fenerbahçe sükresi oldu yani. Şimdi Murat. Murat Erdoğan. Murat Erdoğan. Şut şansı aradı, bulamadı. Hasan mı oynadı? Erhan topu aldı. Karşı atak fırsatı. Erhan Albayrak. Burhan. Top dışarı gitti. Korner bekliyorlar. Korneri verdi hakem. Fenerbahçelilerin itirazı kararı değiştirdi. Önce out vermiş hakem. Ceyhun top kalecide. Bir uzun top Hasan'a. Hasan bıraktı. Mustafa Kocabey kaleci Recep dışarı gönderdi. Evren. Ümit Davala. Evren. Kaleci Recep. Burhan. Erhan. Ceyhun. Ümit Davala. Evren. Burhan. Evren. Hasan Şaş. Hasan'ın pası ve gol. Papen Mustafa golü attı.
Durumu 8-4'e getirdi. Galatasaray fark açıyor. Sevgili Murat Özer'e durum 8-4. Fikret Engin, perşembenin gelişi çarşambadan belli olur. Belli yani. Fenerbahçe takımının gardı düştü. Gardı düştünce knockout olursun. Normaldir yani. Şu anda Fenerbahçe takımı hiçbir şey yapamıyor. Galatasaray bütün kontrollerini aldı. Fenerbahçeli futbolcular kenardan bir şey yapmıyorlar. Yani oyuna bir katkıda bulunacak bir adam sok. Bir şey yap, bir değişiklik yap. Fenerbahçe aynı tempoda gidiyor. Yoğuldular. Bir tek Serhat'a kalmış gol atmak durumu. Serhat da şu anda gol atacak durumu yok. Onun için Galatasaray'a teslim oldular. Celil. Fark açıldı. Galatasaray 8-4 öne geçti. Ceyhun. Ali. Erhan. Ali Güneş. Ali. Kerem çıktı. Elinden kaçırdı. Ceyhun. Kaleci Kerem. Hasan Şaş. Uzun bir top attı. Ümit Karan. Kaleci Recep kalesini vermedi. Evren'in önünde kaldı. Evren direkten. Ümit Karan yine direkten. Ümit Karan'ın bazukası. Üst direkte patladı. Fikret Engin. Direkler bile şu anda Fenerbahçe'nin futbolculara yardım ediyor. Yani diyor ki siz bir şey yapamıyorsunuz, ben de bari size yardım edeyim diyor. Serhat Akın. Ceyhun. Top kalecide. Hasan. Hakan Ünsal. Ümit. Celil. Ali. Şimdi arkada Serhat. Kaleci Kerem'den kritik bir kurtarış. Yok, Kerem izin vermiyor. Moral bulmalarına izin vermiyor. Ümit Karan götürüyor topu. Ümit Karan götürüyor. Vurdu. Kaleci Recep. Fenerbahçe bir gol bulsa moral bulacak. Ama Kerem izin vermiyor. Ali Güneş. Ceyhun'u atmak istedi. Olmadı. Bak Fikret, farkında mısın? Galatasaray'da bir anda iki oyuncu falan giriyor. Galatasaray'ın bugün yedekleri... Ama çok sıkıntı var Fenerbahçe. Çok sınırlı, sınırlı. Ama... Yapacakları bir şey yok. Sakatlar var. Galatasaray'ı görmüyor musun? Boğa gibi bir anda iki futbolcu giriyor. Ayhan. Son çizgiye doğru gitti Ayhan. Çevirmek istiyor. Bırakmadı Fenerbahçeliler. Şimdi Serhat. Serhat'tan Celil. Celil topu aldı önüne. Celil götürüyor. Celil pasını verdi Serhat'a. Serhat Murat Erdoğan mücadelesi. Atış Fenerbahçe'nin dedi hakem. Fikret, şu anda Fenerbahçe'ye Baliç gerekiyordu. Baliç'in olmaması Fenerbahçe'yi çok bozmuş ya. Baliç çok önemli bir faktör çünkü. Ceyhun kullandı. Serhat Akın kontrol edemedi. Galatasaray'ın çok zengin bir kadrosu var. Sevgili Murat Özer'e bunun da etkisi sahaya çok net bir biçimde yansıyor. Fikret, hem zengin kadrosu var hem de UEFA kupasını kazanan kadro yani. Evet. Hepsi birlikte oynamış futbolcular. Ayhan, Ümit Karan, Erhan bırakmadı. Ceyhun aldı. İleride Serhat boş. Attılar ona. Serhat Akın, Hasan karşısında. Serhat geçemedi Hasan Şaş'ı. Şimdi Hasan Şaş. Hasan, Ayhan da oynadı. Ümit, Ayhan, Hasan Şaş. Hasan'ın pası. Ayhan. Recep çıktı. Hasan çaprazda. Tekrar Ayhan'a. Hasan orta. Kafa. Ümit Davola. Erhan Albayrak. Tam çizgi üzerinde. Ceyhun. Murat Erdoğan. Murat. Fenerbahçe ileride Serhat'ı bıraktı ama topu atamıyorlar ona. Ümit vuruyor. Top dışarı giriyor. Bak Galatasaray'a bak Fikret. 1-2-3 oyuncu değişti bir anda Galatasaray. Fenerbahçe'de tık yok. Fenerbahçe takımı oyuncu değiştirmiyor yani. 3 tane oyuncu girdi bir anda, görmüyor musun? Fenerbahçe'de bugün yedek oyuncuların sayısı 2. Sevgili Murat Özer, onun için değiştiremiyorlar. Şut kaleye Kerem'de kaldı. Galatasaray'da kenarda 5 oyuncu var. Tarık nereye gitti? Tarık da yok oldu. Sakatlandı. Murat. Ergün. Mustafa. Bir uzun top. Evren koştu. Recep risk almadı. Topu dışarı gönderdi. Evren bıraktı. Ayhan vuruyor Recep. Yine iyi uzandı.
Ceyhun'a şimdi. Ceyhun hareketli. Ceyhun Serhat sağda. Ceyhun pas verdi içeri. Kerem dönen topu alan futbolcu. Evren. Evren vuruyor. Dışarı gitti. Tempo hiç düşmüyor sevgili Murat Özer'e. Tempo düşmüyor çünkü Galatasaray istediği an tempoyu yükseltebiliyor. Fenerbahçe tempo yapamıyor ki. Her şey Galatasaray'ın elinde şu anda. Erhan. Serhat. Yerde kaldı. Faul diyor hakem. Şimdi Fenerbahçe'nin Fikret Engin bir gol falan bulsa Fenerbahçe belki son dakikada, futbol bu. Futbolda biliyorsun her şey olabilir. Futbolda son dakikaya kadar umudunu yitirmeyeceksin. Ama Fenerbahçe bir gol bulması lazım bir an önce. Evet, atışı kullanacak şimdi. Fenerbahçe. Topun gerisinde Ceyhun ve Celil. İşaretini verdi hakem. Ceyhun. Kaleci Kerem. Erhan Albayrak. Ali. Ali yerde kaldı. Murat hemen pasını verdi. Mustafa. Topla buluşan Evren. Solda Murat var. Onunla oynadı. Tekrar Evren'e. Ergün. Ayhan. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin işi mucizelere kaldı. Ama hep diyoruz ki futbol bu diyoruz ama tabii ki kolay Evren'in değil. Evren'in pası. Papen. Kaleci Recep. Akıl dolu bir vuruş yaptı. Mustafa Kocabey. Ergün. Erhan bırakmadı. Murat Erdoğan. Ayhan. Murat Erdoğan. Murat. Bırakmayan Ali. Ceyhun aldı. Ceyhun götürüyor. Celil boşta. Onunla oynadı. Celil. Celil. Kaldırıyor topu arkaya doğru. Şimdi Serhat. Serhat Akın. Pres yapıyor Galatasaraylılar. Serhat pasını verdi. Ali. Ali'nin pası. Celil. Celil çevirdi. İçeride hiçbir oyuncu yok. Murat. Ergün. Evren. Hasan Şaş. Hasan. Kaleci Recep. Vallahi Recep'i tebrik ediyorum Fikret Engin. Fenerbahçe takımının bu gece en iyisi. En iyisi ama 8 gol yedi adam. Ne yapsın yine? Yapacağı bir şey yok. Bana göre en iyisi takımı. 8 gol yemesine rağmen. Evren. Recep olmasa 12-13 olacak. Ergün. Murat Erdoğan. Ergün. Ergün vuruyor. Recep. Erhan. Duraklama anları başladı. Evren. Evren'in plasesi top finallerde. 8. golü bu. Bununla da Evren topu alana gönderiyor. Ve durumu 9-4'e getirdi. Gol Evren. Maçın uzatma anları. 9-4 oldu. Galatasaray 9-4 önde. Fenerbahçe'nin pazartesi günü oynanacak maçlara transferler yapması gerekiyor. Elvir Baniç de iyileşirse Ceyhun Kerem. Kesin Baliç'in Fikret Engin geri dönmesi lazım Fenerbahçe'yi ateşlemek adına. Ümit Karan. Hasan. Hasan'ın pası. Ümit. Top geri geldi. Erhan. Karar faul. Ümit Karan. Faul yaptı. Ceyhun. Celil. Serhat vuruyor. Top yan ağlarda. Üç dakikalık duraklama bölümünde son anlar. Hasan. Ceyhun. Serhat. Boşta Celil var. Serhat vurdu. Kaleciden döndü. Serhat vurdu. Yan ağlara gitti. Kerem bu arada yerde. Fenerbahçe takımı bazı anlarda moral bulmak için gol arıyor ama Kerem izin vermiyor. Hasan. Papen vurdu. Tam köşeden Recep. Tokatlıyor topu. Süre.
Son dakikanın içindeyiz. Ateş kullanıldı. Recep. Celil. Celil'in pası. Gol pozisyonu var. Ceyhun topu filelere gönderdi. Ve durumu 9-5'e getirdi Ceyhun Eriş. Fenerbahçe 5, Galatasaray 9. Ümit Karan sert vuruyor, top dışarı gitti. Recep, top dışarı gitti. Ve hakem son düdüğünü çaldı.